bazı yazarlar yazdıkları eserler için bu bana yazdırıldı şeklinde iddialarda bulunuyorlar. Kasıtlarının tam olduğunu bilmiyoruz ama sizin söylediğiniz sonuçları doğru nitelikte nasıl yaklaşmalıyız bu tür bilgilere? Bunun diğerlerinden farkı yok. Yani bu bana Allah tarafından söyletiliyor. Bu söylediklerini ben konuşmuyorum, Allah konuşturuyor demek ile. Çünkü siz aradan çekiliyorsunuz ve söylenenlerin Allah tarafından söyletildiği iddiasındasınız. Bu ne demek? Bunda artık hata yok demek. Bu bilgiler Allah'ın bilgisine dayanıyor demek. Bu kul işi değil demek. Yani vahiy, adını koymadan aynı şeyi iddia etmek. Bunun hiçbir farkı yok. Bunun yazılı versiyonu da sizin söylediğiniz. Yani bu yazdıklarım, ben yazmadım bunları. Bunlar bana yazdırıldı. Yazdırıldı derken ötede Allah Azze ve Celle'den gayrı güç yok. Beride de Allah Azze ve Celle'den gayrı güç yok. Dolayısıyla siz ben burada istemsizim dediğiniz andan itibaren hangi istem yürüyor? Külli irade yürüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesi yürüyor. Dolayısıyla bu yazılanların hepsinin Allah tarafından olduğunu iddia etmiş oluyorsunuz. Bu Cenab-ı Hakk'ın elleriyle kitabı yazıyorlar. اَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيهِمْ Elleriyle yazıyorlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Sonra diyorlar ki bu Allah'ın katındandır dediği şablona birebir uyar. Tabi bu suçu kim işliyor, kimler işliyor onları bilemem. Fakat bunların hepsi nübüvvet iddiasından farksız. Çünkü artık insanlar rasiz bunu Allah'tandır diye pazarlıyorsunuz. O kimseler burada artık yanlış aramazlar. Çünkü beşer yapımı olsa yanlış olur. Ama Allah'tan olduğu için yanlış yoktur. Bu da vahiy için düşündüğümüzün aynısı. Belki de vahiy için düşünülenin aynısına kavuşsun diye, aynı değere kavuşsun diye böyle pazarlanmıştır. Dolayısıyla bunun marka değerinin vahiyden geri kalır bir tarafı yok. Ve maalesef İslam toplumlarında özellikle oluşumlarda, kişi bazlı oluşumlarda kişiler normalde insanlara bilgileriyle, insanlara paylaşımlarıyla, insanlara açıklamalarıyla etki etmedikleri yahut edemediklerini düşündükleri zaman bu tür ekstra yöntemlere başvuruyorlar. O da vahiy ile ilişkili olduğuna dair oluşturduğu bir algı. Artık ondan sonra hiç konuşmasa bile çok etkili oluyor. Yani ondan sonra hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kendisini öyle bir kere pazarladı mı, onun işte öteyle ilişkisi var, sabah akşam onlarla görüşüyor vesaire dedi mi, artık insanlara bilgi anlatması, insanlara doğruları anlatması, açıklaması vesaire, vaaz-ı nasihatte bulmasına da gerek yok. İnsanlar onu çok önemli bir noktaya çıkarıyorlar. Çünkü böyle bir ilişkisini düşünmeye başlıyorlar. Bu da tabii, bu da toplumda asla oluşturamayacağınız geniş ölçekte bir etkiyi size kolayca sağlıyor. O yüzden pek çok kişi, bu anlamda toplumda etkili olmaya çalışan kişi bu yola başvuruyor. Biraz da acayip garayip hareketler yaptı mı, bağırmalar, çağırmalar, 3-5 tane de amigosu önünde hoplayıp zırladı mı, bir bakıyorsunuz ciddi bir etki alanı oluşmuş. Bilgiyle oluşmayan etki alanının böyle şarlatanlıkla oluşması ne kadar acıdır. Sahabe Peygamber Efendimiz'e bu ayet nedir? Yoksa senin fikrin dediği sorduğu bir şey düşünün. O da oradan her konuştuğu sanki ayet bir izin var dışı. Evet. Evet. Yani bu vehbi ilimler denen olay bu mu? Vehbi ilimler bana bildirildi denen bazı şeyler var. Mikrofonu sen aldın ama sende de çalışmıyor. Böyle. Bu
Buna benzer bir şey mi? Şimdi biz hiçbir zaman bir ıstılaha, yani bir terminolojiye kendimizi mahkum etmiyoruz. Bu bahsettiğiniz terminoloji eğer bir ayette geçiyorsa bu bizi bağlar. Eğer bir hadiste geçiyorsa bu da bizi bağlar. Bunun üzerinden konuşuruz. Ama bu söylediğiniz onlara ait bir terminoloji zaten. Biz vahiy diye biliyoruz. Şimdi vehbi ilim, şöyle ilim vesaire bu tür başka kelimeler ile kaçak güreşip aynı şeyi kastetmek için bu bana hibe edilen bir ilimdir. Bu benim öğrendiğim, insanların öğrendikleri, normal yollarla öğrendikleri bir ilim değil. Bana hibe edilmiş, yani böyle zerk edilmiş gibi. Bu bahsettiğiniz tanım vahye uygun geliyor. Buna açık açık vahiy diyemediğiniz zaman işte vehbi ilim, şöyle ilim, böyle ilim. Bu kelimeler ne kadar değişirse değişsin, vatandaşın anladığı doğru. Vatandaş doğru bir şey anlıyor. O da bu adama bir şeyler geliyor. Kısaca değil mi? İşte o da zaten muradı o adamın bunu böyle anlamak. Ha doğru anladın diyor. Tamam işte anladın mı şimdi? Bundan sonra ben söyleyeceğim sen yapacaksın. Buraya gelirken de eli boş gelmeyeceksin. Buraya takılacaksın. Olay bu. Yani kurulmak istenen düzenek ve sistem bu. Dolayısıyla vatandaşın ne anladığına bakın bu cümlelerden. Vehbi ilim, indi ilim, ledünni ilim vesaire. Bunların hiçbir terminolojik karşılığı yok. Biz vahiy diye biliyoruz. Allah Azze ve Celle'nin katından verdiği bir ilim olarak biliyoruz. Ve bu nübüvvete karşılık gelir. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği insanlar ki bunların sonuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bundan ayrı artık kendisine bu manada ilim gelen, bilgi gelen ve onun da bu bilgiyle insanları yönlendirmek durumunda olduğu yeni bir kişilikten söz edemiyoruz maalesef. Bunu iddia eden kişi kaçak güreşmesin, dipte köşeye saklanmasın, utanmasın, çıksın açık açık. Allah Azze ve Celle bana bilgi gönderiyor desin, ben vahiy alıyorum desin. Biz de rahatlıkla yüzüne tükürelim. Ve ayetteki hükmü kendisi için Allah Azze ve Celle kendisine vahyetmediği halde bana vahyediliyor ediliyor diyen en büyük zalim olarak görelim kendisini. Çünkü bunların sonuncusu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin kendisine bu manada böyle vahyettiği herhangi bir kimse söz konusu olamaz. Bir de şöyle bir kullanım var. Yani kişinin çaba sarf ettiği, öğrendiği bir ilmi Cenab-ı Hakk'a bağlaması bu normal bir şey. Yani öğrendik öğrendik bunu Allah Azze ve Celle bize öğretti diyoruz. Yani bu öyle bir şey değil. Biz yaptık yaptık diyelim, yapmaya çalıştık. İyi salih işler. Rabbimiz bizi bunları yapmakta muvaffak kıldı. Hidayete varışımızı bile yani Allah Azze ve Celle bize hidayet etti. Rabbimiz hidayet etmeseydi hidayet olamazdık diye ayet de var. Bu yapabildiğimiz doğru şeyleri, öğrenebildiklerimizi vesaire Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak bilmek. Bununla demin bahsettiklerimi karıştırmıyorsunuz umarım. Yani kişinin bir maddeyi inceleyerek, çaba sarf edip sonra orada bir bilgiyi keşfetmesi elbette ki bu Allah Azze ve Celle'nin ona sağladığı bir bilgidir. O bilgi de zaten Cenab-ı Hakk'ındır. Ve onun çabası, gayreti sonucu ona öğretir. Allah'tır insanı öğreten. Allemel insana ma lem ya'lem. Eğer bir kimse hasbelkader bir kitap yazmış çabasıyla vesaire her neyse Rabbimin lütfu oldu, ihsanı oldu da böyle bir şey yazabildik diye muvaffakiyetini Cenab-ı Hakk'a bağlıyor ise bu başka bir şey. Ama ben çekildim, kalem yazdı, ben sustum, bana öylece yazdırıldı vesaire tarzı ifadeler bu başka bir şey. Ötekinde tevazu var iken bu tamamen doğrudan Cenab-ı Hak ile bağlantılı hale getirip kendisini aradan çekiyor. Bu ikisi birbirinden akla kara kadar farklı şeyler. Biri diyor ki ne kadar yanlış varsa kitabımda hepsi benden, ne kadar isabet ettiğim varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle lütfuyla oldu. Öteki diyor ki ya ne yanlışı ne şeyi, bu tamamen Allah tarafından süzme, vahiy.
süzme yalan yani. Bu tarz edavarlı bulunanların Müseyleme'den bir farkı var mı? Yok, Müseyleme'nin çocukları bunlar. Ha ne olur, biri torunudur, öteki 3-5 göbek öteden torundur, hiç fark etmez.